Sayın milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli rektörlerim, kaymakamlarımız, uzaktan yakından gelen bilim adamları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Biraz önce Fatma Başkanımızı dinlerken bir belediye başkanından öte bir annenin çığlıklarını, bir annenin haykırışlarını dinledik. Hepsi doğru, hepsi isabetli tespitler. Benden önce arkadaşlarımız konuştu. Birkaç konuyu da ben izninizle vurgulamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti göç politikalarına hiçbir zaman etnik pencereden bakmadı, bakmıyor. Buna baktığımızda 500 yıl önce Yahudilerle ilgili meselede, Bulgaristan'dan gelen Türklerle ilgili, Kuzey Irak'tan gelen Kürtlerle ilgili, şimdi Türkiye'ye gelen, Suriye'den gelen kişilere sen Türkmensin, sen Kürtsün, sen Arapsın diye bakmadan mazlum olarak kabul eden bir anlayışı var. Tabii burada akademik dünyadan, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen bilim adamları var. Sizlerden beklentimiz meseleleri doğru tespit etmeniz. Ülkenizdeki sokaktaki herhangi bir vatandaşın bakış açısıyla sizlerin tarihe düştüğünüz notlar aynı olmaması lazım. Türkiye meselelere etnik pencerede bakmazken, Türkiye meseleleri tamamen insani boyutta bakarken bunun hakkını sizin vermeniz lazım. Genelde Türkiye'ye yapılan şey şu: teşekkür ederiz, tebrik ederiz, Türkiye'nin yaptığı göç politikası çok iyi. Ama bunu yaparken baktığımızda biz evet insani boyutta yapmamız gerekenleri yaparken başka ülkeler bu karışıklıktan istifade ederek bizim ve bölgenin güvenliğini ilgilendiren küçük küçük devletçikler kurmakla uğraşıyor. Yani Anadolu'da bir laf var. Derler ki keçi can derdinde, kasap yağ derdinde. İnsanlar zulüm altında inlerken, biz bu insanlara elimizi uzatırken birileri sınırımızın hemen yanında devletçikler kurma derdinde. Dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti evet meselelere insani boyutta bakar ama mesele kendi güvenliği olduğu zaman kırmızı çizgileri var. Bakın bu şehrin ismi Gaziantep. Gazi olmasının sebebi bu şehir kurtuluşunu yaparken 6317 şehit vermiş. Yani şehrin dörtte biri şehit düşmüş. Kalan dörtte üçüne bundan dolayı gazilik ünvanı verilmiş. Evet insani boyutta bakış açımız var. Mazlumlara el uzatırız. Ama kendi güvenliğimiz söz konusu olduğu zaman bir şey yokmuş gibi davranma şansımız yok. Tarihin ilk döneminden beri insanlığın üç tane önceliği var: güvenlik, barınma, beslenme. Evet, Fatma Şahin Başkanımız da söyledi. Bu bir sonuç. Bu sebebi ortadan kaldırmak lazım. Özelde Suriye özelinde, genelde bütün dünyada eğer insanların barınma ihtiyacı, güvenlik ihtiyacı, beslenme ihtiyacını ortadan kaldırmazsanız göçler devam edecek. Sivil toplum kuruluşların, akademisyenlerin bakış açısı şu: olayların sebebine değil sonucuna odaklanarak bunlar geldiği ülkede entegre olsunlar. Bunlar geldiği ülkede orada yeni hayatları olsun, yeni bir sayfa açsınlar. Bu teoride kulaklara hoş geliyor, pratikte olması zor olan bir şey. Bizim isteğimiz şu: sebepler ortadan kalksın, insanlar kendi ülkelerinde bağımsız bir şekilde, özgür bir şekilde, güvenli bir şekilde yaşasın ve buna da bütün dünya katkı sunsun. Burada yaşadıkları süre içerisinde Gaziantep modeliyle ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını en iyi uygulayan şehirlerden biri Gaziantep.
Belediyelerimiz kendi bünyelerinde göç birimleri oluşturdu. Ticaret odamız, sanayi odamız, esnaf odamız Suriye masaları oluşturdu. Burada ticaret yapana, burada çalışmak isteyene, burada kurallara uymak şartıyla kendi yaşamını idame ettirmek isteyene sorunlar ortadan kalkana kadar Gaziantep Türkiye kucağını açtı. Açmaya devam edecek. Ama bu sorunun ortadan kalkması lazım. Buna bütün dünyanın destek vermesi lazım. Teröre benim teröristim iyi, seküler olması şartıyla dünyada bütün terör faaliyetlerini yapabilir demek en hafif tabiriyle vicdansızlıktır. Dolayısıyla da terör terördür, terörist teröristtir. Bütün dünyanın zalimlere, teröristlere ortak tavır koyması lazım ve bunu birlikte çözmesi lazım. Ben bu organizasyonu yapan Gaziantep Üniversitesi rektörümüz başta olmak üzere bütün ekibine, katkı sunan kurum ve kuruluşlara ve bugün burada bildiri sunacak her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.